otizm spektrum bozukluğu ya da eski bilinen adıyla yaygın gelişimsel bozukluk, çocukluk çağında görülen nörogelişimsel bozukluklardan biridir. Genellikle belirtiler erken çocukluk döneminde başlar. Bazen çocuğun gelişimi aksayarak ilerlerken, bazen gelişimi tamamen normal giden bir çocukta gelişimde gerilemelerle ortaya çıkabilir. Otizmin nedenleri araştırılırken en çok çalışmalar genetik alanda yapılmış. Ancak tam bir sonuç, konsensus gelişmiş değil. Genetik çalışmalar hala devam etmektedir. Yine beyin yapısıyla ilgili birçok araştırma yapılmış. Özellikle bu çocukların belli bir yaşa kadar beyin boyutlarının diğer normal gelişen çocuklardan daha büyük olduğu, beynin bazı alanlarının diğer bölümlere göre daha küçük ve gelişmemiş olduğu ve yine bazı önemli alanlarda da sinir hücrelerinde kayıplar olduğu saptanmıştır. Sadece kötü bakım otizme sebep olmaz. Bazen çok kötü bakım sunulan çocuklarda otizme benzer belirtiler olabilir. Ama yine altta genetik bir yatkınlık olan çocuklarda da sosyal, iletişimsel uyaran eksikliğiyle otizm belirtileri daha çabuk ve bazen de daha ağır bir şekilde ortaya çıkabilir. Önemli gelişim basamakları vardır. Bunlardan süre olarak yaklaşık bir ay civarında bebeğin sizinle göz kontağı kurmasını bekliyoruz. Yine bir ay civarında gülümsemenize, gülümsemeyle yanıt vermesine sosyal gülümseme diyoruz. 8 ay civarında yabancılamaya başlar bebekler. Yani anne ile bağın iyice yerleştiği ve yabancı kaygısının oluştuğu yaşlardır. Yine dil gelişiminde 1 yaşında kelimelerin, 2 yaşında 2 kelimelik cümlelerin gelişmesi normal gelişim basamaklarıdır. Eğer çocuğunuz sizinle göz kontağı kurmuyorsa, hiç kurmayabilir veya göz kontağı nispeten diğer normal çocuklara göre az olabilir. İsmiyle seslendiğinizde size bakmıyorsa, 8. aydan sonra beklediğimiz yabancı kaygısı olmuyorsa ve dil gelişiminde aksaklıklar varsa mutlaka bir çocuk psikiyatrisi uzmanından yardım istemelisiniz.